İlham Aliyev'den sonra ilk giden misafir devlet başkanı ben oldum Ankara'ya filan. Ne hissettiniz? Şuşa'da neler yaşandı? Bize anlatır mısınız? Şuşa tabii çok tarihi bir kent. Orada kültür var, sanat var, müzik var. Her türlüsüyle ve Azerbaycan Cumhuriyeti oraya bayağı çok süratli bir şekilde son 2-3 yılda büyük yatırımlar yapmışlar. Yollar, tüneller, yeni binalar, oteller, üniversite binası. Bir aile yatırımlar vardır. Dolayısıyla kendilerine başarı diyorum. Böylesine tarihi bir yerde, böylesine bir tarihi toplantıda bulunmak benim için büyük bir onurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı olarak oraya davet edilmemiz, oradaki bu toplantılarda ve diğer ortamlarda diğer Türk devlet başkanlarıyla birlikte fotoğraf verebilme, onlarla aynı sofrayı paylaşma, aynı toplantı salonunda gördüğünüz gibi bayrağımızın önünde ve huzurunda konuşmalarımızı yapıp bütün oradaki Türk devletlerine ve tabii genele seslenebilmek resmi bir toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk çünkü anayasal adımız da orada, bayrağımız da ve ismimiz de temsil edilmek bizler için fevkalade önemli tarihi bir olay. Çünkü bu bir ilk. Türkiye Cumhuriyeti dışında başka bir devlette bu şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin itibar görmesi, ağırlanması, temsil edilmesi pek rastlanan bir şey değildir. Dolayısıyla o bakımdan zaten orada da ifade edildi. Şuşa'da bu tarihi olaylardan sonra Karabağ'ın azat edilmesi, kurtuluşu ve o zaferin, destansı zaferin yazılmasından sonra bu şekilde bütün Türk devlet başkanlarının orada temsil edilmesi işte Karabağ zaferine hepimizin sahip çıktığı gönül birliği ve aramızdaki kutsal ve kadim bağların ne kadar güçlü olduğu mesajını da vermiştir ve buna yönelik elbette bir takım çalışmalar şu anda sürdürülmektedir. Peki son olarak Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü artık çok az bir zaman kaldı ama Türkiye'den de çok üst düzey heyetler geliyor. Neler yaşandı, bir mesaj alabilir miyiz? Türk halkı için ne gibi kazanımlar getirdi? Sayın Cumhurbaşkanım son sözü vermek istiyorum. Buyurun. Tabii bir kere 50 yıl kolay değil, yarım asır. Çok uzun bir zamandır. Bu uzun zaman diliminde çok şeyler olmuştur, bitmiştir. Doktor Fazıl Küçükler, Rauf Raif Denktaşlar bu dönemi yaşamışlardır. Bir süre sonra onlar da ebediyete göç etmişler, gitmişlerdir. Bir kere hepsini rahmetle anmak istiyorum. Yani bu davada gerek Mehmetçiklerimiz, gerek mücahitlerimiz, gerek komutanlarımız bu davaya hizmet eden, bu deva uğrunda hayatlarını kaybeden, cefasını çeken ama meyvesini göremeyen, erken yaşta ayrılanlar, şehit düşenler, hepsini yad etmek istiyorum. Hepsine ağzından rağmen hala daha hayatta olanlara sağlık, afiyet ve mutluluk diliyorum. Çünkü bu yani yüz binlerce insanın bir mücadelesidir. Bu Kıbrıs davası dediğimiz Türkiye'nin de davasıdır. Daha Osmanlı Devleti'nden gelen bir milli mesele. Aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının da milli davasıdır. Dolayısıyla hep birlikte bu milli davamızı, milli mücadelemizi bir yere taşımak hepimizin tabii temennisi ve dileğidir. Onun için bugünlerde artık yeni siyaset dediğimiz iki devletli siyaset, bir anlaşma olursa iki devletin işbirliği bir anlaşma olabilmesi. Yani Kuzey böyle federal cumhuriyet içerisinde azınlıkların yaşayacağı ve Avrupa Birliği'ne dahil olduğunda sınır olmadığı için tamamıyla Kuzey'in de yatırıma ve insanların yerleşimine açık olması dolayısıyla özellikle kendi ısrarlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nde olmadığı için mutlaka garantörlüğü sona erecek. Adanın garantörü artık Avrupa Birliği olacak. Türk askeri de buradan çıkacak. Çünkü Türk askerinin Avrupa Birliği içerisinde pek yeri yok şeklinde bastırmaları, dayatmaları biz tabii kabul etmiyoruz. Çünkü neyse böyle bizim davamız diyor ki iki eşit devlet ve bu iki egemen eşit devletin işbirliği bir anlaşma olacaksa yani bizim devletimiz egemendir, bizim devletimiz bir Türk devletidir, bağımsızlığı var, özgürlüğü var, hürriyeti var, anayasası var, demokrasisi var ve bir anlaşma olacaksa mutlak sürede bu devlet bu anlaşmayı parçası olacak. Bu çok önemli. Çünkü devlet anlaşmanın bir parçasıysa ve bu devlet egemendir, Kuzey'de dilediği gibi kendi yaşamını sürdürebilir, geliştirebilir. Elbette bazı konularda istişareler yapılabilir. Bu gayet normal olacak küçük bir adada. Ama bu adanın sadece toprağı değil, etrafta denizlerde, mavi vatanda, deniz yetki alanlarımızda, karasularımızda, kıta sahanlığımızda her türlüsüyle çok büyük çıkar ve meselelerimiz vardır. Bunun ekonomisi vardır, gaz, petrol olayları vardır, çok büyük kaynaklardan bahsedilmektedir. Aynı zamanda limanların ticari potansiyeli vardır, askeri potansiyeli vardır.
her türlüsüyle bütün bunlar elbette Kıbrıs'ın önemini zaman içerisinde daha da artırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilgili makamları zaten böyle değerlendiriyorlar. Kıbrıs bizim için hem tarihtir, hem kültürdür, hem onurdur, şereftir, milli davadır ama aynı zamanda da gerçekten milli savunma sanayinin gelişmesiyle Kıbrıs'ta ve bu bölgede Türk varlığı için Kıbrıs bir bakıma serhat bekçisidir veya serdar vatandır. Dolayısıyla artık bunu herkes öğrendiğinden dolayı daha rahat konuşabilirim. Çünkü Türkiye'mizde, ana vatanımızda büyük bir duyarlılık olduğunu görüyorum Kıbrıs meselesine. Ve çoğu kitleler, çoğu insanlar Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkı onuruyla yaşayacaksa mutlak surette Kuzey Kıbrıs Türk Devleti bu anlaşmayı parçalayacaktır. Rumlar dediği gibi onlar cumhuriyet, biz onun içerisinde bir topluluk ve zaman içerisinde bu topluluğun asimile edilmesi, yok edilmesi ve egemenin ve otoritelerini kuzeye yaymaları bizi bekleyen tehditler olduğu için biz hiçbir zaman iki devlet içerisinde şaşmamalıyız. Peki. Şimdiden kutluyoruz. Tabii biz de Kıbrıs'ta olacağız ama bir kutlama mesajı da sizden alırsak çok mutlu olurum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. 50. yıl dönümü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. İşte 50 yıl kolay bir zaman dilimi değildir. Yarım asır bu 50 yılda çok sayıda insanlarımız gelip geçmiştir. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize bu uğurda emeği geçen herkese. Çocuk yaşlı kadın hep fark etmedi. Çünkü çok büyük mücadele verdi. Hepsini yad ediyorum. Hepsine sağlık ve mutluluk diliyorum. İyi ki varsınız. Çünkü Türkiye'nin desteği bizler için çok önemli. Burada bir adada yaşıyoruz. Adanın kuzeyindeki Türk devletinde. Ama bizim tabii buradaki imkanlarımız ve mücadelemizin bir sınırı vardır. Bizim mücadelemizin bütün dünyaya anlatılmasında anavatan Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük gayretleri vardır. 250'den fazla ülkede büyük elçileri vardır. Her Allah'ın günü bu büyük elçilerimiz sağ olsunlar öyle veya böyle muhataplarıyla konuşurken, yazışırken, kaynaşırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsü gündeme gelir. Onlar farklı düşünebilir. Avrupa bölgesinde birleştirelim ve Türk halkı ve Rum halkı yan yana iç içe yaşasınlar. Daha fazla ekonomik bir takım menfaatleri olsun ama biz de biliyoruz ki bunların doğru olmadığını. Çünkü bizim egemenliğimiz kabul edilmezse ve kuzeydeki devlet egemen bir Türk devleti olarak bu anlaşmanın parçası olmasa biz her zaman her yere savrulabiliriz. Savrulduğumuz anda da sonumuz gelir ve biter. Ve Kıbrıs Türk halkı bütün bu mücadelesini kaybetmiş olur. Dolayısıyla biz ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Emin adımlarla geleceğe yürürken devleti güçlendirmek, refahı artırmak ve Türkiye'nin ilişkileri en üst düzeyde sürdürebilmek benim de dava arkadaşlarımın da en büyük dile ve temennisidir. Bir kez daha sizlere çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu mukabele iyi ki katıldınız.